Arkadaşların ülke selamünaleyküm. Bugün size ciklet balıklarına karabenek hastalığını anlatacağım. Şu an yoldayım. Karabenek hastalığını size tam olarak çözümün nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şu an bisikletteyim açıkçası. Şu an hava motoru almayı diyorum. Çünkü ay hava şeyi hortum almayı diyorum. Şimdi hava hortumum yok. Bu arada 20 metre arasında da öbür odadan çektiğim için yok. Pet shop'tan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu anda aldım. Çıkardı da bayağı uzun zaman oldu aslında. Yani çıkar dedim az önceki video çektikten sonra. Bir yarım saat falan geçti. Şu an eve gidiyorum. Burada kapatmak zorundayım çünkü trafik var. Ve de ben tekerleyim. Arkadaşlar şu anda eve geldim. Ne aldığımızı göstereceğim size ama şöyle yere koydum. Şöyle bir bir göstereyim size. Arkadaşlar bir tane bu mıknatıstan aldım. Cam için. Çünkü benim camlar vatoz var. Ama vatoz temizlemiyor. Öyle bir vatoz. Vatoz olduğu yerde duruyor. Niye bilmiyorum. Fiyatını söktüm. Arkadaşlar normal piyasadan almaya kalkarsan acayip pahalı. Ben fiyatını söylemek istemiyorum. Bir tane şöyle deri şeyi aldım. Çünkü balıkların derisi kötü. Derisi dediğim karabenek. Şurada da yazıyor bakın. Şurada bir yerde yazıyor. Neredeydi ya? Ha bakın şurada. Şu arkadaşlar. Yani isterseniz bunları alabilirsin. Faydasını görürsem söylerim. Öbür videolarımda belirtirim. Bayağı da ucuz, 35 lira. Yani pahalı bir şey değil. Alacaklar varsa. Ben normalde tuz alacaktım da. Şöyle gördüğünüz gibi 10 metre şey. Adam biraz da fazla attı. 10,5 falan işte. Şöyle şuraya koyalım bunu da. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapacağımız iş çok basit. Şunu bir deneyelim. Faydasını göreceğiz mi görmeyeceğiz mi? Açalım bunu bir. Bir dakika açayım geleyim. Arkadaşlar şimdi yıkadım. Şöyle sulu zaten. Ben bunu bir yapıştırayım. Gelin. Arkadaşlar balıklar kafayı yemiş. Bakın. Bak geliyor elime şey yapıyor. Bak elim ısırıyor. Tipe bak ya. Bak elim ısırıyor. Bak tipe bak 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 bak. Bak elim ısırıyorlar tiplere bak. Lan elim acıyor. Ağza bak küçücük ağza. Şarbı açıyor bu arada. Acık acık acıyor. Dişini geçiriyor. Hainler. Ucu 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 ucu. Ben bu elimle emek veriyorum ya onlara o yüzden. Bakın. Göstereyim. Nasıl yaptığımı. Şu balık bu arada nane yiyor. Havasızlıktan mı artık? Yoksa hastalıktan mı? Yana doğru yatmaya başladı. O gerçekten bayağı bir şey. Hasta. Sizi şöyle bir iki dakika bıraktım. Bu arada yem attım. Ama açlar galiba. Azıcık daha atayım. Bakın arkadaşlar. Balıklar elime alıştığı için şey yapıyorlar. Geliyorlar. Bak şu da karabenek. Ama senin gelmen lazım. Yavrum. Sen de karabeneksin. Burada bir iki tane karabenek var. Onları almam lazım. Bakın biri şu. Pıçım 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 pıçım. Gel. Gel. Ay tipe bak. Bak nasıl sevdiriyor. Gel. Gel. Kim demiş balık sevilmez diye. Onu koyduk arkadaşlar. Ben şunu artık bir halledeyim. Arkadaşlar şimdi kurdum. Isıtıcısını koydum. Isıtıcısının da fişini birazdan takacağım. Şöyle. Zaten şu an ısısı iyi. Öbür akvaryumdan suyu aldığım için. Şöyle şunun ağzını bir açayım. Her damlaya bir damla dedi. Bu herhalde bir 3 litre falan. 1, 2, 3. Tamam. Çok da koymayalım da. Şunu dağılıyor gördüğünüz gibi. Kokusu var. Hep öbürkülerin kokusuna benziyor aynı. Bu bir karışsın. Isısı da bir şunun dengelensin. Ben de öbür hasta olan balıklardan alayım, yakalayayım, geleyim.
Bu arada bu su da arttı. Bu su şuradan geldi ama buraya şunların suyu da eklendiği için bu suyu ne yapayım bilmiyorum. Bu suyu şuraya dökmek istemiyorum. Mikro falan varsa hane yemesinler diye. Ben buraya ne koyacağım? Ciklettlerin yavrularını koyarım galiba. Bilmiyorum. Ben bu suyu dökeyim dökmeyeyim kararsın. Ama bunların suyu da temizdi ya. Bir şey olmaz. Bir şey olacağını sanmıyorum. Isıtıcını da şöyle şurada çekelim. Ben buraya ısıtıcıyı da taktım bu arada. Şu an 21 falan derecesi bu. Hala ılık la. Oh, ılık ılık güzel. O kadar da soğuk değil açıkçası. Buraya da iki tane oltayla kepçeyle şey yaptım. Arkadaşlar size şimdi bomba bir haber veriyorum. Geliyor. Ay sen ağzına yavru mu aldın sen? Bebeğim. Küçücük balık ağzına yavru almış ya. Baksanıza arkadaşlar. Bunun da kusturma videosu inşallah gelir. Yutarsa gelmez, yutmazsa gelir. Utanın lan utanın. Lan küçücük balık şu kadar balık ağzına yavru almış. İçinizde bu kadar balıklar var. Baksanıza arkadaşlar, bu almıyor, o alıyor. Kafayı yersin. Şey şimdi şu kovamızı bir alalım. Oradan suyu alamayız ama. Şöyle koyalım. Bütün kovalarımız doldu. Yani o kadar şey oldu ki ev artık. Akvaryum yuvası oldu ki. Evde kova kalmadı yani. Yeter artık. Evdekiler isyan ediyor artık. Şu balıklar evden gitsin diye ama. Benim öyle bir niyetim yok yani. Yani evdekilerin de öyle bir niyetin olmaması lazım. O sırada evden videoyu izleyen gelmiştir. Şimdi ne olacak? Naneyi yemişimdir o sırada. Parmağımı içine soktum, su çıkmadı. Öyle şekilde almış olduk. Şimdi bana şey lazım. Sizin ısınız bakayım. Soğuk bu sıcak. Sen ısınmıyorsun. O yüzden siz birazcık su şaşacak sizin. Yapacak bir şey yok. Ben size aşılamadım da. Dur. Arkadaşlar bunları aşılayım gelin. Şimdi oltayı aldık. Onları da oraya koydum ısıları dengelesin diye. Şimdi buradan beyaz, siyah benek hastalığı olan var mı? Bakalım bir. Şu büyük portakalımız var. Bir tane büyük portakal var. Aa şu. Bakın bu. Gelin gelin gelin. Balıkların hiçbirinin güveni kalmadı. Evet. Baksanıza nasıl depiniyorlar. Baksanıza. Bütün ev soğudu lan anne. Dinleyin. Dur dur. Durun yavrularım. Durun bebeklerim. Aha bakın. Ben elimi soksam demek ki ne olacak? Hangisiydi şimdi? Portakal hanginiz? Aa şu beyaz benek. Gitmeyin sen bir gel. Aa bakın benim portakalım. Siyah benek pardon, beyaz benek değil. Beyaz benek daha kötü bu arada. Siyah benek hadi bir müddet de, beyaz benek daha kötü. Bir bakalım burada var mı? Şöyle akvaryumun içine bir bakayım. Şöyle var mı diye. Şuraya şunları da cama yapıştırayım. Bunların içinde var mı diye. Bunların içinde yok gibi. Bunlar bu arada beyaz benek, siyah benek olduysa naneyi yemiştir direkt. Çünkü onlar da gerçekten çok zor anlaşılıyor. Ulan öbür taraftan çıkacaksınız. Daha da var mı yok mu anlamadım ki. Göremiyorum yani. Yani yoktur inşallah. Şurada var mıydı ya? Burada olsa da buraya elimi sokmam çünkü balıklar şey ya. Buradan ben aslında hangiydi? Aha buradaki balığımı buradan aldım. Sabah. Sabah da değil ya. Akşama doğru. Ya işte evden çıkmadan önce. Tamam arkadaşlar şimdi bu kadar yeter. İki tane balık var. Şunların kapağını kapatalım. Artık şunun derecesi de gelmiştir zaten aynı su. Allah'a emanet. Sen git bir. Bunların ısı şey koymadık ya. Bunların ısı kaç? Bakalım bir 22 falan şu an. Bunlarınki de eşit ya. Bunlar da aşılanmıştır artık. Tamam siz de gidin hadi. Şimdi bununla bunun şeyi de aynı zaten.
Belki ısıları farklı olabilir. Yok, aynı gibi. Göz kararı. Arkadaşlar bu benim portakalım. Bu portakaldan çok çektim. Niye diye sorarsanız bakın. Arkadaşlar şimdi siyah benek oldu. Bundan önce de hep çiftleşen balıklara karışıyordu. Da bunun şeyi nerede lan? Ciklet balığı güzel ya. Belki çiftleşirsiniz hadi. Bu su ne olacak? Bu da kalsın ya. Bir şey olmaz. İkisini de koydum. Bunlara zaten artımı içe atacağım. Kabuksuz artımı atacağım. Bu videom bu kadar arkadaşlar aslında. Ama ben size şunları da göstermek istiyorum. Şimdi çöp. Çöpün yanına gitsin de atarım bana. Arkadaşlar şimdi. Şöyle bakalım kimse var mı? Kimse var mı dediğim şey yani. Siyah benek olanlardan kimse var mı? Arkadaşlar bakın burada yavrularımız var. Burada ciklet yavrularımız var. Bunlar neredeyse bir hafta. 1,5-2 haftalık, belki ondan da fazladır. Kusturma videosuna bakmam lazım net bir şey diyemek için. Bunlara geçen gün ellemiştik. Bir daha bir elleyelim. Geçen videoda daha doğrusu. Bunlar da gitgide büyüyor. Buraya atlayan şeyler oluyor bu arada bazen. Lepistesler. Burada 2 tane lepistes buldum. Atlamışlar galiba. Genelde ciklet atlar, lepistesler atlıyor. Dünya dönüyor tersine, tersine. Neyse bu kadar elediğimiz bunlar da yeter. Bunların suyu biraz bir tık soğuk. Bunların da mı soğuk? Yani bunların da bir tık soğuk ama bunlarınki daha çok soğuk. Aa bir tane balığımız ölmüş. Tüh. Ne alaka ölmüş anlamadım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bugün de bir tane buradan beyaz ölmüştü ya. Şu hamile olanı göstereyim size. Bulayım. İlk önce şu mu? Aynen o. Nereye gitti la o? Gel, aa şurada şurada en sonda bakın. Nereye gitti la? Bir balık göstereceğiz 2-2. Aa bakın sonda. Balığın ağzına yavru varken bile vuruyor ya. Kafayı yersin. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı, yorum atmayı, takip etmeyi unutmayın. Bugün size beyaz benek hastalığının, siyah benek hastalığının nasıl karşısına çıkılacağını göstermeye çalıştım. Bir şey daha denemek istiyorum. Şimdi ben buradayım ya. Şimdi ben buradan buraya bölme var. Ben bunu şuradan sokabilir miyim acaba? Bakalım bir deneyelim. Sokamazmışım. O da ortaya gitti. Evet. Denemememiz lazımmış. Yaklaş da bu yaklaş. Yaklaş da iyi. Da şuraya soksam çok iyi olur var ya. Gel lan gel gitme. Ben oraya buradan nasıl sokacağım? Aa soktu mu? Helal lan bana. Burayı da bir silelim şöyle. Oo. Oh, burayı da silelim şöyle güzelce ne bir. Tamam. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Allah'a emanetsiniz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve de bay bay.